uyanmakta zorlanan bazen günlerce sürebiliyor. Ben de gördüğüm nadir de olsa durumlar oldu. Uyandırmak için ne yapılabilir? Özel bir ilacı, bir tedavisi var mı yoksa seyrine mi bırakılıyor? Şimdi aslında tabii şey orada ilacı en baştan kullanırken evet. Biz hastanın kilosuna göre, yaşına göre ve metabolizmasını şöyle bir tahmin ederiz zaten. Evet. Çünkü bir takım yan tahliller de yapıyoruz. Vücudun bir de ilacı kullandıktan sonra bakarız ne kadar sürede vücut bunu yıkıyor operasyon sırasında. Çünkü vücuttaki enzimler yoluyla bunlar atılmakta. Evet. İlaçların formasyonu değiştiriliyor, etkisiz hale getiriyor bunları vücut ve ondan sonra da atıyor. Şimdi bunları çok baştan öngörmek mümkün değil ama kişinin yaşı, kilosu, yapılacak cerrahi işleme göre ilaç optimum dozda yani ne eksik ne fazla kullanılması gerekiyor. Onu kullandıktan sonra evet artık etki olabilir çünkü bilmiyoruz, kapalı kutu. İlacı verdik, bu enzimlerin tespiti de mümkün değil öncesinde. İlacın etkisi uzadı. Bu sadece bir grup ilaca değil, birkaç grup ilaca birden olabilecek bir durum. Yani opioid dediğimiz evet. ilaçlarla da olabilir. Kas gevşetici dediğimiz grupla da bu hadiseyi yaşayabiliriz. Orada baştan şunu bekliyoruz. Tabii belli bir sürede uzamış etki de olsa artık ilacın yaralanma ömrünün geçmesini, ilacın yıkılmasını, vücuttan atılmasını baştan bekliyoruz. Makul süre beklendikten sonra halen geri dönmüyorsa bu ilaçların etkisini tersine çeviren ilaçlar var. Evet. Yani panzehir diyebileceğimiz, antidot diye biz tabir ediyoruz. Bu tür ilaçları, bunları uygulayarak o ilacın etkinliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama işte bunların da tabii doğru zamanda ve doğru dozda uygulanması gerekli. Çünkü bazen o ilaçların etkisini de artırıcı yönde hareket edebilir. Yani tabii. Bizim verdiğimiz aslında etkisini tersine çevirelim diye verdiğimiz ilaç, evet. Kullandığımız o ilacın etkisini de uzatabilir. O evet. Yüzden doğru zamanda ve doğru dozda kullanılması evet. gerekiyor. Bazı ameliyatlar 1 saat, bazen 7 saat. Yani ameliyatın içeriğine, durumuna göre değişiyor tabii süreleri. Bu tarz durumlarda anesteziyi uzun yani zaman ayarlaması dozlarla alakalı bir durum mu olmuş oluyor? Tabii. Doz kullanımıyla mı ilgili? Evet. Şimdi oradaki yine hem cerrahi yöntem evet. hem de kişinin o anda daha doğrusu sağlık durumu. Yani yaşı, kilosu ve yandaş evet. hastalıkları tüm durumu kişinin o andaki durumu bunu etkiliyor. Kullanacağımız ilaçların hem dozunu ayarlamamızı hem de istediğimiz kadar uzatmamızı. Tabii bunun optimum dozda yapılması gerekiyor. Şimdi biz biraz şöyle tabir ederiz. Anestezi alma işini uçak pilotluğu gibi. Şimdi uçağı indirip kaldırır uçak uçururken de yani pilotluk yaparken evet. en riskli dönemleri uçağın kaldırılması ve tekrar indirilmesi dönemi. Havadayken belli bir idamede gidiyor. Evet. En emniyetli dönemi diye anlatılıyor tabii. İşin uzmanı değilim. Şimdi bizde de öyledir. Hastanın uyutulması esnası ve uyandırılması esnası en çok riskleri barındıran alan. İdamesi kısmında yani istediğimiz kadar uzatması kısmında kişinin vücudunun verdiği cevaba göre o ilaçların dozları ayarlanarak istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ama tabii ne kadar uzarsa o ilaçlara maruziyet o kadar artacağı için evet. Doğal olarak yan etkilerin ortaya çıkma ihtimali ya da artacak. Vücuttan atılmasının evet. uzaması ihtimali artar. Evet.